Makul bir izan vardır herhalde Rüstem. Dün gece de yoktun. Saraydaydım. Validemin vaziyeti yüzünden ses çıkarmıyorum. Lakin bu yaptıklarını kabul edecek değilim. Bundan böyle tek bir gece dahi gelmezsen kapılar kapanır ve sen dışarıda kalırsın. Madem böyle emir buyurdunuz, boynum kıldan incedir sultanım. Sen benimle alay mı ediyorsun? İyi misin? Hasta mısın? Bunca üzüntüden, sıkıntıdan sonra hiç şaşırmam. İstemez. Zaten midem kalktı. Hekiminiz Pedro maalesef yok. Diğer hekimlerde bir çare. İyileşmeniz için Allah'a dua etmekten başka yol yok sultanım. Pedro yüzünden öyle değil mi? Geceleri gelmeyişlerin, bu tutarsız alakasız tavırların. Aklı sıra benden Pedro'nun intikamını almak istiyorsun. Hatice Hatun. Saraya git ve dinlen. Sultanım sana. Sultanım neler oluyor? Neydi o halinizde öyle? Hüsnü Paşa alakasını cezbetmeye çalıştığımı zannediyor. Lakin içtiğim su bile mideme dokunuyor benim. Vallahi bu aralar size bir haller oluyor sultanım. İki lokma yeseniz istifra ediyorsunuz. Hep yorgunsunuz. Ben şahidim. Elim ayağım düşüyor zaten. Yoksa. Gel. Paşa Hazretleri. Hürrem Sultanımız, Mihrimah Sultanımızla birlikte sizi has bahçede bekliyorlar. Sultanım, beni emretmişsiniz. Az evvel yanında halsiz düştüğümde nazlandığımı sandın, öyle değil mi? Doğru değil mi? Maksadın beni huzursuz, mutsuz etmek değil mi? Ne oluyor size böyle? Aranızdaki bu husumet nedir? Mihrimah'ın sana müjdeli bir haberi var. O yüzden çağırttım. Gebeyim Rüstem. Evladımız olacak. Görmek nasip olur mu bilmiyorum. Hayırlısıyla doğar inşallah. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin. Amin. Amin.